Merhaba arkadaşlar, ben veteriner hekim Ahmet Mert. Bugün ineklerde ultrasonlu gebelik muayenesi yapacağız. Burada yaklaşık kaç tane hayvanımız var? 15 tane. 15 tane hayvan. Çiftliklerde gebelik muayenesi çok önemli arkadaşlar. Çünkü birçok hayvan arasında hayvanları takip etmek kolay değil. Bir de ekonomik olduğu için 9 ay boyunca bekliyorsunuz gebe olduğunu. Bir de hayvanı kurutuyorsunuz. Gebe çıkmadığı takdirde hem süt verimini kaybetmiş oluyor hem de her gün, her geçen ay bizim için büyük bir zarar. Özellikle işletmede 9 tane hayvan olduğunu düşünelim. Bir ay, yaklaşık 9 aylık gebelik süresi. Her hayvanla 1 aylık gecikme olsa toplam 9 ay yapar. 9 ay bir buzluğa yapar. Hele de şu ekonomik problemli günlerde, maliyetin çok yüksek olduğu günlerde bizim için bu çok önemli bir buzağı. Her ay, geçken ay çiftçinin zararına yazılıyor. Onun için mutlaka ultrasonlu gebelik teşhisinde 40 günlük bizim yaklaşık 35-40 günlükte net bir gebelik teşhisimiz var. Erken teşhis çok önemli. Eğer gebe değilse hayvanlar ona göre müdahale yapmış, gebe kalması sağlanmaya çalışır. Şu an başlıyoruz. Kız bırak! 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 Siz gün tutuyorsunuz değil mi abi? Tutuyoruz abi. Ben var yok diyeceğim zaten. Buraya gel. Buraya gel. Gebelik hayvanda yok. Yok. Yumurtalarını da kontrol edelim. Yumurtalarında sıkıntı yok. Yumurtalar çalışıyor. Geçelim. Burada gebelik var abi. Gel. Şu an buzağımız. Arkadaşlar, kotiladonlar dediğimiz bizim uterusla buzağımızın bağlantısını sağlayan yapılar, yuvarlak yuvarlak görüyorsunuz. Bu bizim için teşhis için çok önemli. Bu yapıyı gördükten sonra zaten gebe diyebiliriz. Hemen diğer hayvanına geçelim. Doğumu yakın onun. Bayağı büyükleri. Şu. Aha, o hayvan. Onunki daha yakın. Onunki daha yakın. Dur kızım, dur efendim, dur kızım. Sen bırak abi. Oradan hayvan tarafa bir yana atsın. Kotiladonları görebiliyoruz. Bunda da kotiladonların büyüklüğüne göre gebeliğin teşhisi de önemli. Kotiladon ne kadar büyükse arkadaşlar doğumu, yavru o kadar büyüktür. Yaklaşık 7 ayın üstünde bir gebelik var. Evet arkadaşlar, tekrar bu hayvanda da görüyorsunuz kotiladonları. Böbreğe benzer arkadaşlar, böbrek gibidir. Çünkü bunlar anne ile yavru arasındaki bağlantılardır. Bürolüdür. Görüyorsunuz, bu bizim için teşhis için önemli. Yine kotiladonun büyüklüğüne göre gebeliğin ileri mi,
erken gebelik olduğunun teşhisinde yapabiliyoruz. Gebelik yine ileri. Aynı zamanda arkadaşlar, anne ile yavru arasındaki bir damar var. O damarın tespit edilmesinde de gebelik teşhisi yapılabilir. Şu an damarın damarlı yapıları elleyebiliyoruz. En ileri hayvanımız gebe. Görüntüsüne göre gebe dediğimiz bir hayvan arkadaşlar. Çünkü kurban yaklaşmış. Gebe. Evet, kotiladonları görebiliyoruz. Kotiladonlar burada arkadaşlar. Gebe. Doğumu da yakın zaten buzağa. Bu hafta içinde bir doğum. Evet arkadaşlar. Hayvanlardaki tutma oranları nedir? Problem yaşıyor musunuz gebelik? Gebe kalmasında. Ya işte birkaç tanesi vardı, tutmuyor, bozuyor. He, tutma problemleri yaşıyor. He. Rahim tedavisi yaptırıyor musunuz? İltihap, iltihap falan. Yok, hiçbir şey yapmadım. Hayvanlarda kızgınlık göstermeyen oluyor mu, geciken oluyor mu? Oluyor. Dolaya gelmiyor mu? He, oluyor. Onun için bir şey uygulama yapıyor musunuz? Yok, hiçbir şey yapmadım. Onlar için güzel şeyler var, böyle programlar var. Az önce bahsettik ya. Her bir ay gecikme bizim için 9 evet, hayvanla evet. Bir buzağı yapar. Evet. O yüzden o tür programlardan faydalanmak lazım. Erken bir daha. Bir hayvan yaklaşık 35 gün sonra doğumdan kızgınlık göstermeye başlar. Ama 40 günden sonra gebe kalmak için ideal bir gün. 40 günden sonra ne kadar gecikme olursa ekonomik olarak o kadar zarar yazar işletmeye. O yüzden hayvanları damarında kızgınlığa getirip gebe bıraktırmak lazım. Hayvanların boğsamasını sağlayıcı vitamin mineral topları var daha önce de anlattığımız gibi. Çünkü çoğu hayvanın kızgınlığa gelmemesinin en büyük sebebi yumurta gelişmesinin geriliği. Özellikle hayvanların ovaryumu dediğimiz yapılar var. Onların üzerinde yumurtalar oluşuyor. Ne vardı? Eğer hayvan vitaminsiz, mineralsiz kalırsa dolayısıyla bu yumurta üretimi de olmayacak. Ve hayvanın kızgınlığa gelmesi gecikip gebe kalması gecikecek. O yüzden en güzeli vitamin takviyelerini iyi yapmak, takviyeleri yapmak ve daha sonrasında güzel bir programla geciken hayvanlara gebe bıraktırmaya çalışmak. İsmail. Evet, bu hayvanda da şu an kotiladon yapılarını görüyoruz. Diğer hayvanlarımızdan farklı olarak kotiladonlar biraz küçük. Onlardan birkaç ay daha hayvanın gebeliği düşük. Yaklaşık 6 ay gibi gebelik olabilir. Numan Bey bu işletmenin açıldığından bir yana burada benim gördüğüm, gözlemlediğim en istikrarlı sürü yönetim müdürü diyoruz arkadaşımıza. Gebelik teşhisinde arkadaşlar ultrason olmadığında elle muayene yapıyoruz. Ultrasonumuz yoksa elle muayene yapıyoruz. Elle muayenede en sıkıntılı... Bu gebe mi? Gebe mi abi? Boş. En sıkıntılı elle muayenede, gebelik muayenede en sıkıntılı dönem özellikle 4. aydan sonraki gebelik muayeneleri. Neden? 4. aydan sonra buzağı göğüs kafesine doğru aşağı doğru iniyor. Dolayısıyla bir hekimin elinin uzunluğu, kısalığı burada çok önemli. El kısaysa buzağa yetişmesi zor oluyor. Buzağı ellemesi zor oluyor.
FETÖ su diyelim. Enlemesi de oluyor. Dolayısıyla bir yanılma durumu olabiliyor. Fakat bu ultrasonda bunun önüne geçiyor. Çünkü illaki burada FETÖ su ellememize gerek yok. Biliyorsun. Plasenta oluşumu ve plasentanın içinde de dediğimiz kotilomun yapıları var. Onlar bu şekilde teşhis ettiğimizde gebelik teşhisi çok kolay. Yok dedim. Ultrasonda da ilk teşhis günü 35. gün. Bu yapıları göremiyoruz tabii ki. 35. günde arkadaşlar teşhis deneyim istiyor. Ultrasonun gebelik teşhisinde 35. gün gebelikler. Deneyim istiyor. O zaman da yanılabiliyor hekim arkadaşlar. Ultrason teşhisinde. O yüzden mutlaka epey bir zaman, tecrübe bu teşhisin doğru yapılmasına neden oluyor. Deneyim çok önemli. Evet, İsmail Bey. Yine kotiledon yapılarını görüyoruz değil mi? Evet. Çok belli, bariz bir şekilde. Bu yapıyı gördükten sonra gebe diyebiliyoruz. Gebeliğin tarihini vermek için de mutlaka elle yavrunun büyüklüğünü tahmin etmek lazım. Ultrasonla yavrunun büyüklüğünü tahmin edemiyoruz. Kotiledonlar çok büyük değil. Yaklaşık yine bir 6 aylık gibi bir gebe tahminimiz var. Gebe der mi? Gebe. Gebe. Hemen yaklaşık 6 aylık. Evet. Evet arkadaşlar, az önce kotiledon yapısından bahsettik. Daha sonra erken gebelik teşhisinden bahsettik. Erken gebelikte dediğimiz gibi plasentum yapılarını göremiyoruz. Burada bir erken gebelik var. Bariz yavruyu da içinde görebiliyoruz. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Şu noktada embriyoyu görebiliyoruz. Yeni oluşmuş. Yaklaşık 50 günlük bir yavru söz konusu, görüyorsunuz. Bu yapıda plasentamı göremiyoruz. O erken gelen onda. Yeni gebe yaklaşık bir 50 günlük falan, 50-60 günlük. Şunda. Evet, 50 günlük civarında. O yerken, evet. Şimdi söylediğim gibi bir aydan aşağı gebelikleri şey yapmıyoruz. Bir aydan önce çektiğimiz varsa onlara gebe diyemiyoruz. Onlar da söyleyin. Bir hafta önce çektiğiniz olur. Bu 7 hafta, 3 hafta herhalde. Ne kadar oldu bu? Haftanın 3 hafta olmuş ha. 3 hafta falan. Yok. 3, 7, 21 gün. Buna bakmaya gerek yok. Gel. Evet, bu bak. Gebe mi? Şimdi buna boş demiyoruz bak. Efendim? Buna boş demiyoruz. Buna bak 20 gün önceymiş. Bu daha belli değil. Tamam mı? Tamam. Hadi sen bırak. Sen bırak. Sen bırak. Şunlar diye. Ahmet Usta. Evet, bunda da. Bu ne zaman gebeliği sizce? Temmuz. Temmuz kaç ay olmuş? 2 aylık falan. He? 2,5 ay. Arkadaşlar, en büyük sıkıntı gebelik teşhisinde az önce gösterdiğimiz gibi ultrasonda erken gebelikleri yumurtalık üzerinde kistlerle karıştırabiliyoruz. Bu çok önemli hekimler açısından. Çünkü ilk
ultrasonlu gebelik tesisi yapan hekim arkadaşlar şaşırıp hayvana erken gebelik günü verebiliyor. Bakın burada yuvarlak arkadaşlar, fluktuan bir yapı. İçinde bir şey yok. Görüyorsunuz yuvarlak yapıyı. Burası arkadaşlar ovaryum, yumurtalık. Büyüklüğünü görüyorsunuz. Burada bir kist var arkadaşlar. Kist var buranın içerisinde. Sıvı kist. Çünkü kistlerin içerisinde birkaç çeşit kist var. Sıvı olan kistler var. Bu hayvan tedavi ihtiyacı var. Bu hayvan tedavi edilmedi takdirde, bu kist temizlenmedi takdirde bu hayvan ne kızgınlığa gelir ne de hayvan, söylediğimiz gibi eğer tohumlama yapılıp veyahut da boğaya çekildiyse 1-9 ay bu hayvanın gebe kaldığı sanılır, beklenir, hata yapılır. Bu muhtemelen bir foliküler kist. Söylediğimiz gibi ultrasonlu gebelik muayene. Ultrason aynı zamanda yumurtalık muayenesinde de ultrasonlar özellikle kullanılıyor. Kist teşhisinde. Burada bir foliküler kist teşhisi yaptık. Bunun tedavisini de arkadaşlar kist patlatıcı ilaçlar var. Özellikle prostaglandin içerikli. Onlardan faydalanmak lazım. Tamam, onlar yok. Bunlar yok mu? Gebeler ama bari. Bunlar da yok değil mi? Yok, onlar da yok. Anladın abi. Bu hayvan boş arkadaşlar. Bu hayvanda kist var yumurtalığında. Tamam mı? Bu hayvanın tedavi edilmesi lazım. Kızgınlık iğneleri arkadaşlar hayvanlara boğaya gelmesi için kızgınlık iğneleri kullanıyoruz. Bu kistlerin tedavisini de bu kızgınlık iğnelerinden özellikle bir hafta arayla 3 defa tekrarlamakta fayda var. Söylediğimiz gibi arkadaşlar gebelik muayenesi özellikle büyük işletmelerde çok önemli. Söylediğimiz gibi her bir ay gecikme, gebelikteki gecikme büyük bir kayıp. Özellikle ekonomik dar boğazdan geçtiğimiz şu günlerde yem maliyetlerinin yüksek olduğu